gruplardan birine sahip. Bravo Yavuz. Koskoca partide şu senin kurduğun cümleyi kurmasını beklersiniz ama kuramıyorlar. Çünkü niye? Böyle düşünmüyorlar. Paşam. Buyurun. Milletin bikini giymesi, Mercedes'e binmesi, bilmem ne, yok efendim rap müziği dinlemesi burayı modern ve medeni bir ülke yapmıyor. O zaman lanet edenler, çatal bıçak fırlatanlar bugün böyle bir takım gevrek gevrek Ahmet Kaya'yı savunmaya çalışıyorlar. Çok utandım hatta. O gün çalıştığım kurumda bile derinlikle Ahmet Kaya'ya provokasyon yapanlar bugün gazeteleri yönetiyorlar. O yüzden gözümden bir damla yaş geldi. Asansöre bindik, postacı Tayfun'a hiç bakmıyor, benimle ilgileniyor. Erhan Bey nasılsınız, bugün haberlerde ne var dedi. Ben de postacıya cevap vermeden Tayfun'a döndüm. Bak gördün mü dedim. Halk artık çalışanı anlamaya başladı yavaş yavaş dedim. Sen dedim Arap kulislerinde çay kaynatırken biz çalışıyoruz dedim. Bak postacı arkadaş biliyor kimin çalıştığını dedim. Postacı indi. Erhan Bey dedi sen beni tanımadın ama dedi. Ben dedi abinizin üst katında oturuyorum Mustafa dedi. Beni sevindiren şey artık ekonomi diline çok alıştınız siz de. Yani bu ileri... Yine ekonomi olmaz. Sayılırım. Hocam ben yani mesleği elinizden almayayım, dikkat edin. yok alın. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor. İyi akşamlar. 4 Temmuz 2019 günlerden Perşembe. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında bugün içinde haber geldi. 12 kişi hayatını kaybetmişti. Adana'da, Aladağ'da yurt yangınında 11'i çocuk, biri bakım elemanı, 12 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o olayla ilgili olarak mahkeme uzun uzun devam etti. Çok tartışma yapıldı üzerine. Çok enteresan kararlar, ara kararlar vardı. Ve hapis cezaları geldi. Birçok yurt yöneticisi ve Süleymancılara ait bir yurttu orası. Yurdun yöneticileriyle birlikte dernek yöneticilerine ilişkin de ard arda gelen o cezalara ilişkin yorumları alacağız. Başından beri davayı takip eden isimlerle konuşacağız. Çünkü gerçekten Türkiye açısından çok can yakıcı bir durumdu. Çok can yakıcı bir manzaraydı. Yangın başladı, sonrasında müdahaleler edildi. İşte itfaiyenin merdiveni yetmedi ve göz göre göre 12 kişi hayatını kaybetmişti. Üstelik o çocukların okuyabilmeleri için o yurda yönlendirildikleri ailelerinin de daha sonradan ortaya çıkmıştı. Hem de ilçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ilçedeki herkesin bu durumdan haberi vardı. Ayrıca o yurtta yangına ilişkin alınan önlemlerin yetersizliği de daha sonra yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştı. Cezalar yerinde mi? Bütün sorunlar cezalandırıldı mı? Herkesin vicdanı rahatladı mı? Bütün bu sorulara yanıt arayacağız programımız içerisinde. Son dönemin en moda tartışması yeni sistemle ilgili. Yeni sistem üstünde tadilatlar yapılarak devam etmeli mi yoksa toptan bir değişikliğe mi gidilmeli? Muhalefet açısından baktığınızda ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var. Hatta güçlendirilmiş parlamenter sistemin daha etkili ve Türkiye açısından daha demokratik olacağı konusunda görüşlerini net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Ama muhalefet en azından taraflı cumhurbaşkanı ya da partili cumhurbaşkanı bölümünün bu sistemdeki değiştirilmesini istiyor acil olarak. Diğer taraftan AK Parti içinde de buna ilişkin değerlendirmeler var. Sistemin aksayan yönlerinin birinci yılında tadil edilmesi için bir hazırlık yapıldığına ilişkin bilgiler de geliyor. Yeni sistem konusunda geldiğimiz noktayı konuşacağız. Olayı yakından takip eden isimlerle birlikte. Bu arada yeni sistemin tadil edilmesi için de bir danışmanlık şirketi olan McKinsey'ye McKinsey'den yardım alınacağı iddiaları var. Eski sistemin de McKinsey'ye hazırlatıldığı iddiaları var. Bu iddiaları Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği yanıtlar. Bütün bunları program içinde değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da G20 zirvesinde daha çok Türkiye'deki gündemde Trump'la görüşmesi tartışıldı Erdoğan'ın. Ancak sonrasında geldiğinde Türkiye'ye yaptığı bir açıklamayla birlikte tartışma çok farklı noktalara da gitti. Cumhurbaşkanı Japonya'da üniversitelerin %20'sinin kadın üniversitesi olduğunu, Türkiye'nin de bundan örnek alması gerektiğini söyledi ve hatta konuşma sırasında YÖK Başkanı'na da bu yönde talimat verdi. Gerçekten Türkiye'nin kadın üniversitesine ihtiyacı var mı? Eğitimciler,
birçok sosyal bilimci bunu konuşuyor, tartışıyor. Üzerine çok ciddi eleştiriler de söz konusu ama Türkiye ile Japonya kadına bakış açısı bakımından hangi noktada? İki toplumu da çok yakından tanıyan bir isimle bugün Japonya'daki kadını ve Türkiye'deki kadını aralarındaki farkı konuşacağız. Sanatçı Ayumi Takano canlı yayında olacak ve bize bu konuda bilgi verecek, aydınlanacağımızı umuyoruz. Bu programda mümkün olduğu kadar işte sofradaki pahalılığı, hayat pahalılığını, enflasyonu, ekonominizin cebimize etkisini aktarıyoruz sizlere ama aynı ölçüde o ürünleri alıyoruz, pahalı olduğundan şikayet ediyoruz ama üretilirken üreten insanın sorunlarını da dikkate getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde yapmıştık. Özellikle seralarda, sebze meyve üretiminde üreticilerin çok ciddi miktarda sıkıntıları olduğuna ilişkin haberleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün de CHP milletvekili konuştu. Aynı zamanda kendisi de bir çiftçi. Bu programdan da tanıyacaksınız kendisini. Aydın Özer. Aydın Özer işte karpuzun 40 kuruşa, domatesin 20 kuruşa, patlıcanın 30 kuruşa düştüğü bir ortamda üretici nasıl ayakta kalacak diye isyan eden nitelikte bir açıklama yaptı. Biz de kulak vereceğiz kendisine. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu birçok konuyu başlıklar halinde ve yorumlarıyla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki bir buçuk saat içerisinde Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da ve Kocaeli'nde bizi radyodan takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin YouTube sayfasında her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Yavuz Ohan adresine Facebook'ta ve Twitter'da görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Diyelim programımıza başlayalım. Masal değil, gerçekleri anlatıyoruz. Yine muhalefetin anlatımıyla öğreniliyor, muhalefet şerhi yazılıyor ve bunun da rapora konulması beklenirken rapora konulmadığı ortaya çıkıyor. İşte isyan da buna. Haber veriyoruz. Program içinde siyaset bölümünde sizlerle paylaşacağız. İdlib meselesi de bugün mercek tutacağımız konulardan başka başlıklarımız da var. Bir de bunu dinleyi kaçırmayın, haber alma hakkınızı kullanın. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. Aladağ'da yurt yangını aslında hepimizin yüreğinde yakmıştı. Ortaokul seviyesindeki kız çocuklarının kaldığı Süleymancılar Derneği'ne ait bir yurtta akşam saatlerinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıkmıştı. Yangın mutfakta başlamış, daha sonra alt kata yayılmıştı, öğrenciler yukarıya çıkmıştı. Sonra yapılan incelemelerde o öğrencilerin yangın çıkış kapısını zorladıkları, ancak kapı kulunun olmaması nedeniyle onu da açamadıkları, üstelik yangın çıkış kapısının plastik olması nedeniyle onun da yandığını öğrenmiştik ve maalesef göz göre göre hayatlarını kaybetmişlerdi. İtfaiye müdahale etmiş, itfaiyenin merdiveninin de ikinci kata yetişmediği de ortaya çıkmıştı. Ardından sorunlarla ilgili dava süreci başladı, o da sancılıydı. Süleymancılara ait olan, Süleymancılar cemaatine ait olan bu yurtta kalan öğrencilerin ilçedeki milli eğitim yurdunun bakımda olması nedeniyle öğrencilerin velileri vasıtasıyla bu yurda bizzat ilçe milli eğitim müdürü tarafından yönlendirildikleri de anlaşılmıştı. Öğrencilerin aileleri bu duruma isyan etmişlerdi elbette. Ve yine yargılama sırasında öğrencilerin ailelerine, orada hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine yönelik yaklaşımları cemaat mensuplarının veya yöneticilerinin ya da o yurdu işleten derneğin tepkiye neden olmuştu. Duruşmalar bitti, cezalar verildi. Süreci başından beri takip eden bir isimle konuşacağız. Avukat Evren İşler telefon attığımızda her davaya katıldı. Öğrencilerin ailelerinin avukatlığını yaptı ve bugün de sonuç alındı. Hoş geldiniz Evren İşler. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Vicdanınız soğudu mu? Verilen cezaları da bize aktarın ne olursunuz ve verilen cezalar sonucunda başından beri bu olayı takip ettiğiniz için sizin düşüncenizi bir hukuk insanı olarak da merak ederim. Şöyle aslında şunu baştan söyleyelim. Vicdanımız tam olarak soğumadı çünkü kamu görevlileriyle ilgili yine bir cezasızlıkla karşı karşıyayız. Bu anlamda bitmedi. İstinaf, Yargıtay diye devam edeceğiz. Kamu görevlilerinin bir kez daha korunduğunu, kollandığını gördük.
Şimdi onu bir köşeye koyalım, kamu görevlilerini. Aslında kimleri sorumlu tuttunuz, kimlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunuz biraz onun üstüne konuşuruz ama şu an kim ceza aldı? Sorumluların tamamı ceza aldı mı kamu görevlileri dışında? Aldı. Ne kadar ceza aldı? Şöyle hemen söyleyeyim. Aslında burada 4 grup sanık vardı. Birinci grup Süleymancılar. Bu yurt bir dernek tarafından işletiliyordu. Hı-hı. Bu derneğin başkanı İsmail Uğur 12 yıl 2 ay 20 gün ceza aldı. Yurdun müdürü Cuma Ali Genç 11 yıl 1 ay 10 gün ceza aldı. Yurtta kaçak çalışan, çalıştığını dahi inkar etmeye çalışan ama yurda öğrenci toplayan, ailelerle muhatap olan, fiilen müdür yardımcılığı yapan Mahmut Deniz 10 yıl ceza aldı. Derneğin diğer yöneticileri Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldılar. Bu insanların ceza almasının dayanağı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olması. Neden olmak? Evet. Diğer grup sanıklarımız kamu görevlileriydi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ve yurdu denetleyen Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Ramazan Arı. Bu insanlar ölüme sebebiyet verme suçundan beraat ettiler. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri için 7 ay 15 gün hapis cezası aldılar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ya bu işten bir zarar görmemiş oldular. Hiçbir zarar görmediler. Beraat eden iki ayrı grup sanığımız var. Bir tanesi, bir grup sanık yangın tüpleriyle ilgili. Olay günü yangın tüpünün bakımı vardı, yoktu, teslim alınmıştı, alınmamıştı diye bir tartışma vardı bu dosyada. Bu sanıklarla ilgili de eylemleriyle ölüm arasında bir bağ olmadığı için beraat verildi. İtfaiye erleriyle ilgili de beraat kararı verildi. Biz itfaiye erleri ve yangın tüpleriyle ilgili yapılan tartışmadaki sanıklarla ilgili zaten beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünmüş ve bunu da mahkemeden talep etmiş idik. Burada itfaiyenin bir parantez açıp şunu söyleyeyim. İtfaiyenin hiç kusuru yok demiyoruz bunu söylerken. Çünkü böyle merdiven yetişmedi diye bir tartışma vardı bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, böyle bir tartışma var ama buradaki sorun şu. İtfaiye zaten çok geç haber veriliyor ve itfaiyeye haber verildiği zaman bu öyle bir yangın ki elektrik kontağından çıkan ve hatırlayalım yurdun koşullarını, halı olan, lambre olan ve hızla yayılan. Çok hızla yayılan, yani bilimsel raporlar, bilimsel görüşler şunu söylüyor bize. Bu yangına ilk bir dakika içinde şahıslar müdahale edebilir. Bir yangın tüpüyle vesaireyle siz, ben, yetişkin insanlar müdahale edebilir. Üçüncü dakikadan sonra bu yangın artık profesyonel ekip tarafından müdahale edilebilir hale gelir. Ve beşinci, altıncı dakikadan sonra burada yapabileceğiniz tek işlem arama, kurtarma ve tahliyedir. Dolayısıyla 20 dakika sonra itfaiyeye haber verdiyseniz zaten burada maalesef facia gerçekleşmiş oldu. Evet, yani itfaiye erleri de zaten şunu söylediler. Biz geldiğimizde binada çıt çıkmıyordu. Binadan tek çığlık çıkmıyordu. Dolayısıyla itfaiyenin bir idari teşkilatlanma sorunu var. Bunu söyledik, bunu dile getirdik. Bu anlamda valiliğin ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu var. Ama bu olay bazında baktığımızda, o gün orada ne oldu diye baktığımızda o itfaiye erlerinin yapabileceği bir şey yok zaten. Evet. O sebeple beraat etmeleri gerekirdi. Tabii ki itfaiye teşkilatının çok daha iyi teşkilatlanması, memleketin o ayrı bir tartışma. Her yargına müdahale edebilir olması gerekir, dediğiniz gibi ayrı tartışma. Peki, şimdi Milli Eğitim Müdürü oraya gelen aileleri aslında bu yurda yönlendiren isim. Evet, devletin evet. Kendi yurdu tadilatta olduğu gerekçesiyle sonrasında evet. Bilmediğini... Devletin yurdu. Efendim? Devlet yurdu deprem güvenliği vesaire gerekçesi yıkılıyor. Orada artık bir devlet yurdu yok. Şu anda da Aladağ'da bir devlet yurdu yok. Devlet yurdu yok. Bu yönlendirmeden dolayı sorumlu tutmuştunuz ama mahkeme evet. Sorumlu görmedi anladığımız kadarıyla onu. Evet, yani şöyle, biz dedik ki hala da bunu söylemeye devam ediyoruz. Hem bu yönlendirmeden dolayı hem de denetim görevini layıkıyla yapmadığı için. Sonuç itibariyle orası bir kaçak bina.
imar mevzuatına aykırı, ruhsatı olmayan bir bina. Yani şunları gördük, hani üstünden zaman geçiyor, unutuyoruz. Buranın ruhsatı diye bize başka bir binanın ruhsatını, çok özür diliyorum tabiri ama başka bir Türkçe kelime bulamadım, yutturmaya çalıştılar. Evet. Bu denli sahtecilik yaptıkları, yurt binasını yıktıkları, delil karartmanın en maksimum seviyesini yaptıkları bir yargılamadan bahsediyoruz. Ve bütün bunlarda aslında hikayenin temeline baktığımızda şunu görüyoruz. Tabii ki Süleymancılar yapmışlar bu işi. Ama devletin bilgisi, görgüsü, koruması altında yapmışlar. Dolayısıyla burada denetimlerin düzgün yapılmaması, etkili denetim yapılmaması bu çocukların ölümüne sebep olan unsurlardan birisidir. Bu insanların yaptığı iş basit bir görevlerini ihmal etme hali değildir. Burada bu görevlerini ihmal ettikleri için ölüm meydana geldi. İşte görevi ihmal etti. Öldü. Görevi ihmal etti diyor mahkeme, ama görevi ihmalin sonucunu görmüyor mu? Görevi ihmali ölümle bağlamadı mahkeme. Bizim mahkeme kararına itiraz ettiğimiz nokta bu. Ama tabii şunu biliyoruz, hani siz de biliyorsunuz bu işi, bu tip işleri çok yakından takip ediyorsunuz. Bütün sosyal cinayet dosyalarında gördüğümüz Soma'da, Aladağ'da, Çorlu'da, Ankara'da, aklınıza neresi gelirse bütün sosyal cinayet dosyalarında şunu görüyoruz: devlet kamu görevlisini yargılatmamak için elinden geleni yapıyor. Burada da bunu gördük. Mecbur kaldı. O kadar ayan beyandı ki kamu görevlilerinin sorumluluğu, yargıdan kaçıramadı. En basit cezayla görünürde cezalandırdı. Dosyayı kapatmak gibi bir yola gittiriyorsunuz. Evet. Şimdi ama benim anlamadığım bu denetimi yapanlarla ilgili görevi ihmal kararı. Evet. Şimdi orada da nasıl ölüme bağlamadığını anlamıyorum. Çünkü o denetimi yapanlar denetimi doğru yapsalardı, orası yurtlarda uygulanması gereken kurallara göre döşenmiş olsaydı, yangın merdiveni ve yangın çıkış kapısı standartlara uygun olsaydı, bu çocukların birçoğu zaten hayatını kaybetmeyecekti ki orada. Kesinlikle. Bu nasıl ölümle bağlantısız görünüyor? Yani bunun nasıl bağlantısız görüldüğünü, hani gerekçeli kararı gördüğümüzde anlayacağız. Anlayacağız ama yani biz de sizinle aynı fikirdeyiz. Yani bu nasıl olabilir? Yani sonuç itibariyle denetleme yaparken doldurdukları bir form var. Bu formdaki sorulardan biri, yangın için gerekli önlemler alınmış mıdır? Buna evet diyen bir denetmenden bahsediyoruz. Sonra bu denetçinin de yaptığı eylemle ölüm arasında bağlantı yok diyen bir yargı kararından bahsediyoruz. Yani bizim için bu kabul edilebilir değil tabii ki. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bu yangın çıkış kapısının pimapen ya da plastik olduğuna ilişkin tabii, bir bilgi vardı. Plastik. Kilitli olduğu vardı. Plastikti değil mi? Bir tanesi kapalı, bir tanesi kilitli, bir tanesi açık. Biri içi açılıyor, biri dışı açılıyor. Olması gereken ebatlarda değil. Bir tane yangın tatbikatı yapılmamış. Yangın durumunda çıkış yolunu gösterecek aydınlatıcı uyarı levha yok. Bunlara rağmen o kontrolleri yapanlar, her şey kurallara uygun demesine rağmen bu ölümlerle bir bağlantı kurulmaması gerçekten işte, evet, vicdanın yani en sıkıntılı nokta bu. Evet, yani isyan ettiğimiz nokta bu. Yani burada şunu da söyleyeyim. Ailelerin de isyanı, bugün hani hep kötü şeylerden bahsediyoruz. Bir parça iyi şeyden bahsedelim. Bugün aileler ilk defa o duruşma salonundan gülümseyerek çıktılar. Yeterli miydi onlar için? Tatmin edici miydi? Değildi. Ama o kadar inandırmışlardı ki kendilerini, biz yoksuluz, bize adalet hiç gelmeyecek diye. Bu kadarını dahi beklemiyorlardı. Çok az cezalarla ve hani ellerini kollarını sallaya sallaya hayatlarına devam edecekleri göstermelik cezalar bekliyorlardı. Bu kadarı bile o aileleri içini bir parça rahatlattı. Ama hiç vazgeçmedikleri şey şu oldu. İlk günden bugüne kadar Mehmet Aktaş, ilçe milli eğitim müdürü, bu işin asli sorumlusu budur. Bu insandır. Yönlendiren de odur. Yurdu bilen de odur. Aileleri oraya mahkum eden de odur. Aileler Mehmet Aktaş'ın cezalandırılması talebini hiç vazgeçmeden her aşamada her gün söylediler. Bugünkü duruşmada da ailelere söz verildiğinde neredeyse tamamı Mehmet Aktaş'tan, Mehmet Aktaş bakçısı olmak üzere hepsinden şikayetçiyiz dediler.
aileler açısından kamu görevlerinin korunmuş olması, Mehmet Aktaş'ın korunmuş olması bir üzüntü ve isyan, öfke sebebi olmaya devam ediyor. Çünkü o kadar netken bu işi yaşayanlar onlar. Bu aileler Mehmet Aktaş'a gidip biz çocuklarımızı Süleymancı'nın yurduna vermek istemiyoruz dediklerinde, Mehmet Aktaş beğenmiyorsanız ev tutun diyen bir adam. Bu karar hani kamu görevlisliğiyle alakası olmayan tavırlar sergileyen ailelerin gerçekten yoksulluğunu istismar eden ve bunu ilçe milli eğitim müdürü sıfatına dayanarak yapan bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanın sorumluluğunun çok basit bir görevi ihmal etme olduğunu düşünmek bizler açısından, aileler açısından mümkün değil. Peki. Evren İşler, şimdi siz herhalde ailelerin avukatları olarak aileler adına bunu bir üst mahkemeye götüreceksiniz. Tabii burada ki, dernek evet. yöneticilerine verilen cezayı temiz edecek misiniz? Orada evet. bir istediğiniz daha fazla bir ceza mı var? Ve tabii kamu görevlileri herhalde asıl mesele orada. Kamu görevlileriyle ilgili uzun uzadıya konuştuk. Onu zaten götüreceğiz. Götüreceksiniz. Ile ilgili de durum şu. Burada olası kastla insan öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz biz. Dosyadaki veriler bunu gösteriyor. Öngörmüşler sonucu ve sonucu umursamamışlar. Mahkemeyle şu ana kadar öngördüklerinde anlaştık. Çünkü bilinçli taksirden ceza verilmesi için de öngördüklerini kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla buraya kadar anlaşmış durumdayız. Öngördüklerini artık mahkemede kabul etti. Ama bu öngörüden sonra sonucun meydana gelmesini umursadınız umursamadınız gibi çok iç dünyalarına ilişkin bir tartışma yürüteceğiz. Bu iç dünyada dosyaya yansıyan delillerden anlaşılır. Dosyaya yansıyan deliller bize şunu gösteriyor. Bu yurt işletilirken cemaat faaliyeti öncelenmiş. Cemaat faaliyetinin ötesindeki her şey göz ardı edilmiş. İnsan hayatı da dahil. Onlarca yüzlerce örneği var. Çocukların o yaştaki çocuklara bulaşık yıkatmışlar. Çocuklar bulaşık yıkarken sudan elektrik çarpmış ellerini. Çocuklar bunu söylemişler, kimse umursamamış. Çocuklar buradaki sorunları iletmişler. Kettle kullandığımızda sigorta atıyor. Isıtıcı kullandığımızda sigorta atıyor. Ütü kullandığımızda sigorta atıyor diye bütün bunları iletmişler. Buna rağmen bir tek önlem alınmamış. Bu şunu gösterir, bu insanlar yurt işletirken mevzuat gereği bir, çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerin ne şekilde işletilmesi gerektiğini bilmek zorunda olan insanlar. Bütün bu hale 70'lerden itibaren hiçbir bakımı yapılmayan, kaçak bir binada işletilen yurttaki bu hal, çok para toplandığını, orada okumalar yapıldığını, belletmenlerin ilçedeki kadınları çağırıp Kur'an okuduklarını, bu şekilde toplantılar yapıldığını biliyoruz. Burada bu işlerden gelen paralar, toplanan paralar çocukların barınması, sağlıklı barınma koşullarında var olması için değil, cemaat faaliyetleri için kullanılmış. Bunların aslında her biri çok net, çok açık görünüyor. Dış dünyaya yansıyan hal bize şunu gösteriyor. Umursadıkları tek şey cemaatlerinin bekası olmuş. Peki. Bu şartlarda da siz... Bu olası kastır. İnsan hayatını umursamamaktır. Çocukları göz göre göre ölüme götürmektir. Bütün siz yayın boyunca saydığımız diğer unsurlarla birlikte yangın kapılarının olmaması, yangın merkezlerinin çıkışının sağlıklı ceza az diyorsunuz yani. Verilen cezanın daha yüksekten verilmesi konusunda bir itirazınız olacak. İstinaf Mahkemesi'ne evet. önce, sonra da Yargıtay'a gidecek zaten. Bu evet. Süreci evet. de takip edeceğiz. Tabii mahkemenin verdiği gerekçeli karar da bizim açımızdan önemli. Özellikle o kontrol yapanların bu meseleden sorumlu tutulmaması, yani ölümle birebir bağlantılı görünmemesi, ilçe evet. Milli Eğitim Müdürü'nün benzer durumu. Orada gerekçe nedir? Onları da göreceğiz. Onlar üzerine de tartışacağız herhalde. Çok teşekkürler Evren İşler. Teşekkür Ayrıca da tebrikler. Gerçekten bu kadar ısrarlı bir biçimde bu davayı bu şekilde takip edip kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için de elinden geleni yaptığınız için.
Yani bu da çok ben önemli bir şey. Biz eğer kamu bu kadar ilgili olmasaydı bu davanın sonucu böyle mi olurdu? O konuda da kafamda soru işaretleri var doğrusu. Çok teşekkürler. Olmazdı. Elimizden bir şey gelebildiyse ben biliyorsunuz bu davayı bireysel olarak takip etmedim. Sosyal Haklar Derneği olarak takip ettim. Evet. Bütün ekip arkadaşlarıma, dernekteki her bir arkadaşıma da sizin aracılığınızla ben de teşekkür ediyorum. Melda Onur'un da ismini buradan zikrederim. O da çok ciddi emek sarf etti bu işler öyle. İçin dernek çatısı altında. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Hoşçakalın Evren İşler. Şimdi Aladağ meselesi önemli. Çünkü Türkiye'de yapanın yanında kar kalmaması üzerine değerlendirme yapıyoruz. Programlarda da bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Bir faaliyet yapıyorsanız bu faaliyeti gerektiği gibi kurallarına uygun olarak yapmak zorundasınız. Hele söz konusu olan çocuklarsa çok daha dikkatli olmak zorunluluğu var. Dini bir cemaatin ortaya koyduğu veya bir dini derneğin ortaya koyduğu, yaptığı bir vakıf bir yurt çalışmasında işte o da idare eder, bu da olabilir, bu arada da bir sıkıntı yok gibi bakarsanız mesela umursamaz biçimde böyle bir faciayla karşılaşmak işlem bile değil. Başka alanlarda da birçok haber yapıldı biliyorsunuz. Bu cemaatlere ait yurtlarda bunların işte yangın merdivenleri var mı, yangın merdivenlerin kapıları nasıl diye hepsinde benzer sorunlar ortaya çıkmıştı. Eminim bugün de gidilse benzer sorunlar ortaya çıkacak. İşte bu tip kurallara uymayan yöneticiler etkin bir biçimde cezalandırılırsa bu olaylar karşısında bundan sonra o yöneticiler adımlarını atarken daha dikkatli olmak zorunda kalırlar. Benzer şeyleri nerede konuşuyoruz? Benzer şeyleri işte Çorlu tren faciasında konuşuyoruz. Kazasında, katliamında diyeceğiz neredeyse. Çünkü 25 kişi öldü ve o konuyla ilgili de ailelerin çok ciddi isyanı var. Sorunlar cezalandırılsın ve tekrar etmesin bunlar diye. O isyan sırasında Ankara'da bir tren kazası daha meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. 13 Aralık 2018'de 9 kişi ölmüştü ve bir iki lokomotif hızlı tren ile bir lokomotif kafa kafaya çarpışmışlardı. Burada 9 kişinin öldüğü o tren kazasıyla ilgili de bilirkişi raporu yayınlandı. Bu bilirkişi raporu Çorlu'nunkinden biraz farklı. Ondan bahsedeceğim size. Raporda Ankara-Sincan hızlı tren hattını imalatı tamamlanmadan İşte ETCS, ERTMS sistemi gerekleri olmadan işletmeyi açtığı için Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa A. kusurludur. Kazanın birinci kök nedeni hattın eksikleri olduğu halde açılması, diğer bir ifadeyle hattın açılması için acele edilmesidir deniyor. Şimdi bilirkişi raporunda bu hat eksiklikleri tamamlanmadan, orada çünkü elektronik bir sistem kurulması gerekiyordu. O elektronik sistem kurulmadan bu hattın açılması üzerine de tartışmalar yapılmıştı, hatırlayacaksınız. O sistem kurulmadan açıldığı için bu kaza gerçekleşti deniliyor bilirkişi raporunda ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü sorumlu tutuluyor. Yalnız aynı dönemde yapılan bir başka tartışma vardı. Hemen seçimlerden önce açılışı yapıldı ve seçimlere yetiştirilmesi için bürokratlar üzerinde siyasilerin baskısı vardı biçiminde. Yani Devlet Demiryolları Genel Müdürü, ki şu anda görevden alındı bildiğim kadarıyla, o Devlet Demiryolları Genel Müdürü eksikler varken bilerek isteyerek yapmadı elbette. Siyasetin de bu işte bir katkısı olduğu noktasını uzakta tutmamak lazım ama bilirkişi raporu doğrudan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün sorumlu tutuyor. Eksikken bu hat açıldı diye. İkinci neden olarak 2-3 kök neden sayıyor. İkinci neden olarak Devlet Demiryolları hatlarının yarıdan fazlasının trafiğin trenlerin merkezden idare sistemiyle yönetildiği, yönetmeliklere ve uluslararası talimatlara uyulduğu sürece YET setlerinin sinyalsiz hatlarda işletilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Yeni geliştirilen trafik yönetim sisteminin söz konusu düzenlemelere uygun olması zorunludur. Yanlış bir trafik yönetim sistemi kurulması kazanın ikinci kök nedenidir. Hattın erken açılmasından kaynaklı bir sistem uyulması gereken, uygulanması gereken bir sistem yerine Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan U, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mükerrem A imzalı yazıyla yeni trafik yönetim sistemi kurulmuştur diyor. Bu sistem daha önce uygulanan bir sistem değildir. Olası riskleri bilinmemektedir ve literatürü
literatürde karşılığı yoktur. Bunun uluslararası düzenlemelerde ve uluslararası demiryolu ağında karşılığı bulunamamıştır. Yeni bir trafik yönetim sistemi kurulması emniyet açısından büyük bir değişikliktir. Bu nedenle Ali İhsan Uğur ve Mükerrem Ayra Trafik ve İstasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Recep K. kusurludur diyor. Üst düzey yöneticileri ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Doğrudan kusurlu sayan bir bilirkişi raporuyla karşı karşıyayız. Bu rapordan anladığımız kadarıyla bir trafik sistemi kurulmuş ama bunun literatürde yeri yok diyor bilirkişiler. Yani kafalarından mı yaptılar? Bunu bir uzmanına mutlaka danışarak üzerinde değerlendirme yapacağımız rapor diye sizlere de bildireyim. İkinci kök neden manevraların kaydırılması diyor. Yüksek hızlı tren manevraları doğrudan yapıldığı zamanlarda doğrudan etkili ve en az 3-4 kişinin kusuruyla kaza olma riski varken batıda yapılmaya başlayınca doğuda yapıldığı zamanlarda diyor 3-4 kişinin kusuruyla kaza olma riski varken batıda yapılmaya başlayınca bu sayı 1-2 kişiye düşürmüştür. Değiştirme nedeniyle kazaya neden olan manuel olarak kullanılan makas manevraların doğudan batıya alınmasıyla çok önemli hale gelmiştir. Manevraların doğudan batıya alınması kazanın 3. kök nedenidir. Bu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ç, Bölge Müdürü Duran Y, 8. Bölge Servis Müdürü Ünal S, 8. Bölge Servis Müdürü Yardımcısı ve Ergün kusurludur diyor. Ki hatırlayacaksınız bu yöntem değişikliğinde bir kişinin kusuruyla böyle bir kaza olduğunu ortaya koyan bilirkişi raporunda o kişi dışarıdan Ankara dışından görevlendirilen bir Devlet Demiryolları görevlisi ilk kez geliyor ve hiçbir eğitim almadan o makas değiştirme sisteminin başına oturtuluyordu. Onunla ilgili ifadeleri de sizlere daha önce aktarmıştık. Yani burada da Ankara'da da göz göre göre gelen bir kazadan bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde bu olayla ilgili davayı da göreceğiz. Ama benim görebildiğim kadarıyla doğrudan Devlet Demiryolları'nın kusurlu bulunduğu, yetkililerinin kusurlu bulunduğu, Genel Müdürlüğü'nün kusurlu bulunduğu bir rapor bu. Çorlu'dan farklı olarak. Çorlu'da yakınlarını kaybedenler böyle bir raporu ortaya çıkartabilmek ve Devlet Demiryolları yetkililerinin yargılanmalarını sağlayabilmek için çaba sarf etmişlerdi. Hala da etmeye devam ediyorlar ama ilk duruşmayı bile yapamadılar. Hatırlayacaksınız, onları da aktardık size önceki programlarda. Adliyenin önünden adliye binasına girişlerinde sorun yaşandı. Mahkeme salonunda sorun yaşandı. Ardından da 1. Ağır Ceza Mahkemesi davadan çekildiğini duyurdu. Şimdi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar beklenecek Çorlu'da. Önümüzdeki dönemde de bu bilirkişi raporuyla birlikte biz Ankara'daki tren kazasını da konuşacağız. Bakalım burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak diyelim. Noktayı koyalım. Önemli bir başlık açacağız şimdi. O da yeni yönetim sistemine ilişkin tartışmalar. Her yönden devam ediyor. Muhalefet kanadında, iktidar kanadında değişiklikler yapılabilir mi? Ne kadar yapılabilir? Aksiyon yönler neler? Nasıl raporlar hazırlanıyor? Bunlara ilişkin değerlendirmeleri yapacağız. Ayrıca yorum da alacağız. Bir de bunu dinle. Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir. Herkes yerine getirmek ve uymak zorundadırlar. Evet, Anayasa Mahkemesi gerçekten bütün Türkiye'deki mahkemelerin üstünde bir mahkeme demek değildir. Kuralsız olarak oynayın. Bir maç oynanıyor, maçın tam ortasında birisi yüzük çalıyor. Bundan sonra her türlü kuralı kaldırsın, buyurun kuralsız olarak oynayın diyor. Faulden serbestir diyor. Siz, ben Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini yerinde bulmadım demek suretiyle ona karşı direnemezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok. Bir de bunu dinle. Şimdi bir McKinsey tartışması var. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili. Önce ona bir değineyim. Daha sonra yönetimin kendisine ilişkin tartışmaları şöyle bir özetleyelim ve değerlendirmesini yapacağız. McKinsey'nin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde aksayan noktaların düzeltilmesi için birinci yılda kendi içerisinde AK Parti'nin bir rapor hazırladığını biliyoruz. İşte o rapor hazırlanırken bu aksaklıkların düzeltilmesi için McKinsey'den de yardım alınacağına ilişkin bir değerlendirme vardı. Bu tepki gördü çünkü daha önce de bir McKinsey tartışması vardı. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'nin yeni yol haritasıyla ilgili değerlendirme yaparken McKinsey'den danışmanlık almak istemiş ve bunun ortaya çıkmasının ardından da ciddi tartışmalar yürümüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim yeteri kadar bilim adamımız var diyerek ve bu işlerden anlayan insanımız var diyerek tartışmaları son noktayı koymuş ve oradan danışmanlık alınmasının önünde
önüne geçirmişti. Şimdi McKenzie yeniden bu kez yönetim biçimiyle ilgili aksayan yönlerin tespiti ve düzeltilmesi konusunda gündemde. Burada bir yalanlama ya da doğrulama yok. Ancak Milli Gazete zaten sistemin McKenzie tarafından kurulduğuna ilişkin bir haber yayınlayınca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum buna tepki gösterdi. Demokratik başkanlık sistemini özgün unsurlara yetkinleştirerek, demokrasi, hukuk kavramı geliştirerek ve demokratik meşruiyet teorisini güçlendirerek evrensel müktesebata katkı yapan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalamakla hiçbir yere varılamaz, güneş balçıkla sıvanamaz. Bu yerlidir, Türkiye'de kendisine özgü düzenlenmiştir ve bunun üzerinden yapılan tartışmalarda doğruyu ortaya koymamaktadır diyerek Milli Gazete'de yayınlanan bu sistemin mimarı McKenzie sözlerine tepki gösterdi. Ama şurası bir gerçek, bu sistemle ilgili bir takım aksayan noktalar var. Bu AK Parti tarafından da kabul ediliyor ve önümüzdeki dönemde bu aksayan noktaların düzeltilmesi için bir rapor hazırlanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koydu. Muhalefette ise öncelikle Cumhurbaşkanı'nın partili olmasına yönelik eleştirilerin öne çıktığını ve bu konuda bir adım atılması gerektiğine ilişkin çağrıların öne çıktığını görüyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında dile getirdi ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olma konusunu referanduma götürelim, hadi buyurun halka soralım diye AK Parti'ye çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Ancak karşıdan gelen yanıtlarsa sistemin bu şekilde deforme edilemeyeceği yönündeydi. Peki ne yapılacak? Yani aksayan yönler neler? Birinci yılında yeni sistem Türkiye bu sistemle yönetilebilir göründü mü? Onları konuşacağız. Telefon attığımızda Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu var. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi birinci yılında yeni sistem tartışılıyor. Muhalefet kendi açısından baktığında zaten bir parlamenter sisteme dönüş talebi olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir takım hazırlıklar kendi içerisinde bir dirsek temasıyla sürdüğüne ilişkin haberler de var. Ama evet, o tarafta doğru zaten karşı çıkmıştı muhalefet. Çok şaşırtıcı evet, bir şey değil ama iktidar kanadında da birinci yılında bu sistemin aksayan bir takım yönleriyle ilgili çok sayıda haber okumaya başladık. İşte ne bileyim, evet, bakanların profesyonel siyasetçilerden olmaması ve bürokrasideki yapılanma. Birinci yılında siz baktığınızda bu sistemde neyi görüyorsunuz aksayan yön olarak? Veya görüyor musunuz aksayan bir yön daha doğrusu? Şimdi daha doğrusu eksiklikleri ben öne çıkarmak isterim. Bu eksikliklerin evet, olmaması gerektiğini, ya da daha farklı bir cümle kuralım. Bu bir anayasal çerçeve değişiklikti ve hep şunu söyledik. Bunu destekleyen bir yaklaşım sergileyen birisi olarak, bunu aslında ete kemiğe büründürecek olan ve hepimize, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, fertlerine, bireylerine, onların yaşamlarına, demokratik taleplerine karşılık gelecek asıl olan onun uyum yasaları ve bu konu, hı hı, bu çerçeve değişikliğinin ruhunu da anlamlı kılacak, pratiğini ortaya koyacak bunlar. Bunlar da gecikildi, birçoğu yapılmadı uyum yasaları. Yani bunu ben... Mesela seçim kanunu, mesela siyasi partiler kanunu. Niye böyle, niye bu ikisi öne çıkıyor? Bir kere bakın, biz hep şunu söyledik. Türkiye'nin geriye dönük siyasi pratiğinde, siyaset pratiğinde özellikle hükümet kurma krizleriyle siyasi tarihimiz adeta bir dizi örnekle doludur. Zorlama sonuçlarla, işte iktidar oluşturabilmek için partilerin bir araya gelerek, bazen bakanlık sayısının, pazarlıklar iyi gitmediği için artırıldığını, Türkiye'nin ihtiyacı var mıdır yok mudur değerlendirmeden ve bunların hepsinde bir büyük bir aralarında çekişmenin olduğunu ve her bir bakanlığın adeta bir hükümet pratiği gibi çalıştığını biliyoruz ve uzun soluklu da olmadı bunlar bugüne kadar. Şimdi bu yani koalisyon döneminde son verilecek diye zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi tanıtılırken yani hep buna tabii, evet, şöyle bir hükümet kurma krizlerine son vermektir. Koalisyon güzel, hı-hı, bir kavram. Koalisyon uzlaşmaktır. Koalisyon bir araya gelme pratiğidir. Bunu süreklileştirebilme iradesidir ama bu olmadı. Bu olmuyor Türkiye'de. Bunun yerine bunların çıktısı ne oldu bu durumun? Hükümet kurma krizleriyle hep karşı karşıya kaldık. Evet. Onunla bir araya gelmiyor. Diğeri zorlama içinde görüyor kendini falan. Dolayısıyla burada bu sistem işte bir hükümeti doğrudan milletin belirlediği kişiye sen bu hükümeti kur diyor.
bürokratlarınla oluştur diyor. Bir ekip çalışması yap diyor. Ama vaat ettiklerini 5 yılın sonunda bir daha aday olmak istersen onu da bana sorduğunda onun sınavını bana yaptır diyor. Ama bunu ortaya koyabilmesi için yasamayla yürütme arasındaki o kuvvet ayrılığının birbirinin içine geçen birbirini adeta tahakküm altına alan sistemin de değişmesi gerekiyordu. Niye öyleydi? Tek başına iktidar olunduğu da koalisyonun tam tersine bu sefer de yürütmenin tamamen kontrolüne girdiği bir yasama oluyordu. Grup başkan vekillerinin eli kalkıyorsa bütün milletvekillerinin eli kalkıyordu. Hangi yasayı geçirdiklerinin içeriğiyle ilgili de aslında hiçbir şekilde hemhal olamıyorlardı. Şimdi burada biz bunu istedik. Yasama görevini yapacak. Ve bu anlamda da esas itibariyle normal yersine göre Cumhurbaşkanı kararnameleri sınırlıdır. Yasada, anayasada açıklanmış birçok konuda kararname çıkaramaz. Kanunla düzenlenmiş konularda çıkaramaz. Varsayalım çıkardı ve o konuda bir kanun yok. Ama meclis karar verdi. Meclis çoğunluğu o kanunun çıkmasını öngördü. Ve dolayısıyla kanunu çıkarır, Cumhurbaşkanı kararnamesi etkisizleşir. Bu yürütmeyi yasama eliyle de denetleme işlevi görür. Ama bunun sağlıklı olabilmesi için liderlerin seçtiği milletvekilleri olmamalı. Peki, çok kritik bir noktaya geldiniz. Siz diyorsunuz ki bu sistem ortaya konduğunda bir kere işte partilerin bir araya gelmesindeki zorluklar, hükümet kurma krizleri aşılsın. Seçimde kim göreve gelecekse halk bunu karar verecek ve bir hükümet kriziyle karşılaşılmayacak. Ama bir kuvvetler ayrılığı ilkesinde sorun olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü bunun için bir güçlü denetleyici meclise ihtiyaç var. Bugün bir yıllık görüntüye baktığımızda çok güçlü bir cumhurbaşkanı var. Çok yetkileri var. Aynı cumhurbaşkanı partinin başında, partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti ve aynı zamanda onun istemediği hiçbir şey de olmuyor. Siz diyorsunuz ki bu böyle olmamalı. Evet, ama küçük bir ayrıntı hemen ekleyelim. Tek başına meclis çoğunluğu olmayan da bir hükümetin üyesi Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da unutmayın. Tabii ki. Eğer tabii ki. Bu Cumhur İttifakı'nın içine yer almamış olsaydı kanun konusunda, kanun üretme ve yürürlüğe sokma konusunda hükümetin mecliste bir çoğunluğu olmayacaktı. Dolayısıyla ama zaten bir tarafından da şöyle de bir eleştiri var. Belki oraya da değinirsiniz diye devamında araya girdim ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok Cumhurbaşkanlığında kanun kararlar çalıştı. Çünkü mecliste kaç tane yasa çıktı? Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnameleri kaç tane? Bakın anlarsınız, meclis bu kadar devre dışı kaldı diye de bir görüntü var. Sanki meclis olmasa da sistem yürüyecekmiş gibi de görünüyor. Yani o kadar yetkileri yüksek diye eleştiriliyor Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda. Ama bakın şimdi yargı reformuyla ilgili bunu kararnameyle yapabilir miydiniz? Meclise ihtiyacınız var. Mecliste milletvekillerini ikna edeceksiniz. Sonuçta yine söylüyorum, kararnamelerin sınırlanmış bir değişikliği öngördü. Kanunla düzenlenmesi öngörülenler belli. Ama yine söylüyorum, düşünün ki Cumhur İttifakı olmasaydı. Ne yapacaktı meclis? Meclis kararnameleri kanun eliyle, kanun yapma marifetiyle sınırlandıracaktı. Daha fazla denetleyecekti. Bütünler olacaktı. Bu sistem bunu öngörüyor. Yani bugün nasıl şimdi Ankara ve İstanbul belediye meclislerinde bir farklı tablo çıktı. Bunun bir merkezi yönetimdeki karşılığı olacaktı. Ama ben yine koşullarımı ve bu konudaki temel değişikliğin altını çizmek isterim. Bunun için siyasi partiler kanunda değişikliğe ihtiyaç var. Ön seçim mi yaygınlaştırılır? Buna ilişkin yeni formüller mi geliştirir? Yani doğrudan milletin vekilleri olmasının imkanını tanıyabilecek bir değişikliğe ihtiyaç var, bir seçim yani ve şunu diyorsunuz liderlerin seçtiği milletvekilleri değil halkın seçtiği milletvekilleri mecliste olursa o zaman denetleme görevini doğru yapar. Bugün itibariyle şahsi düşüncem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi denetleme görevi yapma şansının olmadığı yönünde. Lider işte siz yargı bağlı. Tabii halk şunu yapabilir ama yani bu yine halkın düşünün ki bu tablo değişti. Yani yine 2023'e erken seçim olmadığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı yeniden adaysa Sayın Erdoğan yine evet çoğunluğu aldı, hükümeti kurdu ama mecliste çoğunluğu olmadı ve Cumhur İttifakı gibi bir yapı da yok ortada. Şimdi bu imkan yine var ama bu halk bunu belirleyecek. Ben diyorum ki bu işler tesadüfe
sadece bir seçim sandığının sonucunun ötesinde biraz bu işi öncesinde güvenceye alacak şekilde milletvekillerinin seçiminde, çünkü bakın bu sistemde hep şunu söyledik, siyasete alan açılıyor aslında. 50 artı 1 demek yüksek bir oran demek ama her gönüle, her düşünceye, her yöreye dokunabilme becerisi demek. 50 artı 1'i hedefleyen ve iktidar olmak isteyen, hükümet kurmak isteyen kişi ve onun siyasi anlayışı bu uzlaşmayı, bu ortak dili, herkese dokunabilmeyi, o ortaklaşma becerisini göstermek zorunda. Başarılı olamaz yoksa. Dolayısıyla bu siyasetteki bugüne kadar yakındığımız o keskin, mahalleleri birbirine çatıştırmaya adeta götüren, o riski taşıyan kutuplaşmayı da ortadan kaldıracak bir sistem esas itibariyle. Ama bunun için bu ittifak zorluğunu... Sanki tam yarıdan ikiye bölüyormuş gibi geliyor bana yani, Sayın Hacı Salihoğlu. Yani o kutuplaşmayı kaldırmaktan ziyade %51'i vurmak için tam ikiye bölüyormuş gibi bir görüntü yok mu? Yerel seçimlerde biraz da onu yaşadık. Ama bu işte neden oldu? Yine o şartımı koyayım. İttifakları zorladı sistem. Çünkü baraj kalmadı. Evet. Yani %10 barajı olmaz. Bu sistem bu sistemle uyumlu bir şey değil bu. Dolayısıyla ya çok aza indireceksiniz ya da tamamen kaldırın yani barajları. Dolayısıyla o zaman 50 artı 1'in benim söylediğim açıdan katkısı büyük olacaktır. Temsiliyet gücü artacaktır. Siyasette alan açılacaktır. Bir de bizim siyasi parti pratiğimizde çok sayıda parti kurma refleksi de vardır ama birçoğuna bakınız genel başkanlık yarışının sonrasında doğmuş olanlardır. Onların böyle hangi noktalarda ortaklaştıklarını, nerelerde farklılaştıklarını tarifte zorlanırsınız. Bu yeni sistemde esas itibariyle fikre dayalı bir siyasi parti konsolidasyonu, daha bütünleşmesini, siyasetin bütünleşmesi, yani fikirlerin bütünleşmesine de imkan tanıyacak. Daha çok farklılıkları az olanlar fikir düzeyinde, benzerlikleri daha çok olanlar bir araya gelerek bütünleşme imkanı bulacak. 50 artı 1 aritmatiği bunu da özendiriyor esas itibariyle. Peki. Şimdi ortada şu an uygulanan sistemde bir takım yasaların yeni sisteme uydurulmamasından kaynaklı olarak özellikle yasamanın yürütmeyi, denetleme görevini tam olarak yapamadığını söyleyebiliyoruz. Sizin açıklamalarınızdan da ortaya koydunuz bu. Siyasi partiler yasası ve seçim kanununun, yani o seçim kanununda barajın düşürülmesi, siyasi partiler yasasında milletvekilleri belirlenirken liderlerin etkinliğinin azaltılması, halkın milletvekilini seçmesi liderin değil, bu yöntemler gelmezse o özlenen etkin parlamentoyu ortaya koyamayız diyorsunuz. Zaten eleştiriler bu yönde de çok yoğunlaşıyor. İkinci eleştiri de yargı bölümüne. Şimdi siz parlamentoda halkın seçtiği değil, liderin seçtiği milletvekiliyle temsil edilirseniz, Cumhurbaşkanı da bir partinin siyasi olarak genel başkanlığını yürütüyor ise, ayrıca bir siyasi ortaklık da söz konusuysa, yargıda da o denetim tam olarak sağlanamıyor. Mesela HSK seçimlerinde bir partinin ve partinin genel başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak bir siyasi görüşün ağırlığını orada görüyorsunuz. Muhalefet de diyor ki burada yargının da üçüncü bir erk olarak görev yapma ihtimali yok. Bir yıllık süreçte bunu da gördük herhalde o zaman. Sizin eleştirilerinizden ya da eksiklikleri, vurguladığınız eksikliklerden yola çıkarak. Tabii şimdi burada bir zincir durumu var. Yani yasamanın bu uyum yasalarının da ortaya çıkmasıyla, seçim kanunu, siyasi partiler kanununa dokunarak orada anlamlı değişiklikleri yaptıktan sonra bu otomatikman yargının yüksek yargı üyelerinin seçiminin usulüne de etki edecek olumlu düzeyde. Meclisteki o vakit meclisten seçilecek olan HSK üyelerinin seçimindeki o siyasi lider ya da bir siyasi görüntünün baskın karakter kazanmasının daha çok millet iradesiyle yansıyan biçimi öne çıkacak diye düşünüyorum. Bunu unutmamak gerekir. Şimdi bir de bunun alternatifi nedir? Meclis seçer yüksek yargıyı ama o meclisin oluşum biçimini siz daha demokratik ve daha doğrudan millet iradesiyle oluşturursanız o mahsurlar en aza iner. Bunun alternatifi ne? Bunun alternatifi işte yargıçların bir araya gelerek savcıların yüksek yargı mensuplarını kendi işlerinden seçmesi. Bunu da yaşadı Türkiye. Biz bilmiyor muyuz o konuda çıkan siyasi liste? Ama o da başka bir tartışmanın ürünü. Tabii. O zaman da oradaki örgütlenmeye
baştan müdahale ederek tabii başka bir formül bulunabilirdi. Yani evet, o zaman belki o demokratik sistemi de bugün bu kadar çok eleştiriyor olmayabilirdik. O örgütlenme yani, perde arkasında bir terör örgütlenmesinden bahsediyoruz. Engellenebilseydi belki başka bir şey konuşuyorduk. Ama Yavuz Bey, yani FETÖ çok keskin, katı, kaba bir örnek. Yani bu kendine münhasır bir enteresan fonksiyonları olan istihbarat örgütlenmesi falan filan, ama onun dışındaki birçok örgütlenme yine siyasi ağırlıklı sahikle öne çıktığını görüyoruz. Propaganda süreçleri başlıyor. Yargıçlar o grup bu grup diye sağ sol başka ideolojik kimliklendirmeler, sıfatlandırmalarla birbirlerini tarif eder hale geliyor. Yani o daha yıpratıcı bir süreci de ortaya koyuyor. Bunun çözümü daha demokratik olanı, milletin iradesini etki kılabilmek, yüksek yargıcın seçimine bile aslında belki de hani böyle bir dolaylı değil, neredeyse doğrudan milletin seçtiği yüksek yargı noktasına taşınır. Çünkü gerçek milletin temsilcisi vekillerle oluşan bir yasamanın içinden çıkacak yüksek yargı mensupları. O açıdan yani bu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, kıta Avrupa'sının birçok daha demokratik açılımlarıyla pratiğini yaşamış olan ülkelerde de bunun örneklerini görüyorsunuz, meclisin yüksek yargı mensuplarının seçmedeki iradesini. Dolayısıyla bu kanallar güçlendirilirse, demokratik açıdan bu öncelikli alan kabul edilirse, ben bu mahsurların pratikte ortadan kalkacağını düşünüyorum. Toplamda peki, hiçbir sistemin kusursuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani Amerikan başkanlık sisteminde ne arızalar, ne sıkıntılar var. Ben orada bir parça akademisyen olarak bulunmuş bir insan olarak gündelik yaşamda birçok ailelerin yansımalarından bilirdim. Dolayısıyla biz hiç kuşkusuz bu sürecin bundan sonrası için bir yıllık pratik dediğiniz çok önemli. Buradan da sonuçlar çıkmalıdır. Ama ta başta iddia edilenler, desteklenenlerin de bir an evvel hayata geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki biz bu bir yılı bir adlandırmamız gerekirse, burada yasamanın etkinliği yok sizin deyiminizde. Yani o siyasi partiler yasası ve seçim kanunu değişmediği için. Yok demiyorum aslında. Bakın aslında var. Nasıl var? Cumhur İttifakı MHP'nin desteğiyle birlikte burada aslında bir parti, yani siz beğenin beğenmeyin ya da halkımızın büyük çoğunluğu bunu desteklemiş desteklememiş, ama böyle bir irade tecelli etmiş ve iktidarda daha doğrusu mecliste bir belli bir temsil gücü elde etmiş ve demiş ki ben bu hükümeti kuran siyasi partiyle de, çünkü benim cumhurbaşkanı adayım da oydu demiş, hükümet kurmayı ona devrettim, ondan istedim demiş, yasamada da birlikte hareket edeceğim demiş. Aslında şöyle bakılacak olursa iki tüzel kişiliği olan iki ayrı parti, ama bunlar nereye kadar, ne kadar bu ittifakı sürdürürler, onun garantisini kimse veremez. Hayır, benim söylemek istediğim başka bir şeydi, şunu söylemeye çalıştım ben. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin birebir kendileri yasama olarak ayrı bir kuvvet gibi kendilerini görüyorlar mı? Şu anda siz o eksiklikleri ortaya koyduğunuzda göremediğini anlıyoruz. Tabii yani oradaki... Ondan bahsediyorum. Tabii çok haklısın. Yani şimdi orada koalisyon olmuş olmamış. AK Parti tek başına çoğunluğu da elde edebilirdi. Bu şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis denetimi hükümet üzerinde söz konusu mu şu anda? Liderler anlaştıkları zaman mesele bitiyor. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasalar yine dışarıdan geliyor. Milletvekilleri kendi yasalarını düzenlemiyorlar ki. Bu değişiklik yapıldığında milletvekilleri yasal düzenlemeyi kendi yapacak denmişti. Yani oralarda da eksiklik var. Buradan yola çıkarak geçtiğimiz bir yılı adlandırırsanız nasıl bir yönetim bu? Onu sormak istedim. Bunun yargıya yansıması da var elbette. Tabii yani şimdi şöyle diyelim, bir yıllık bu süre içerisinde yapılması gereken bu uyum, onu bu çerçeveyi ete kemiğe büründürecek olan kanunların çıkartılmadığı bir yıl geçirildi. Dolayısıyla bunu mutlaka altı çizilmelidir. Bu noktalardaki yapılacak reform niteliğindeki, çünkü önünü açacak Türkiye'nin, yani hukuk reformunu daha da belki derinleştirecek, demokratik açıdan daha özgürlükçü bir anlayış öne çıkacak. Bütün bunların temel noktası, benim yine altını çiziyorum, seçim kanunundaki değişiklik, belki seçim sistemimizin belki değil, bence zorunlu görünüyor, sisteminin değişmesi. Böylelikle doğrudan milletin vekillerinin seçilmesinin yolunun seçim kanunun değişikliğiyle de o imkanın tanınması. Ve bu noktada da özellikle yasama üyesi olan o vekilin yasa üretme pratiğinin ve derinliğinin
anlamının öne çıkması. Milletvekili daha yani kendini güçlü hisseden evet. milletvekiline ihtiyaç milletvekili var bu olacak, sistemde. Olacak. Bu sistemde böyle bir milletvekili evet, ihtiyaç. İş takipçisi kimliğinden uzak yasama işlevi halka hesap veren. Halka hesap veren, yasama işlevinin bir üyesi olduğunun farkında olan ve sürekli o konuda da Türkiye'nin ihtiyacı olan milletle kurduğu organik bağlı onun taleplerini karşılayabilecek bir gündem oluşturan meclise dönüşecek. Bu yap. Hocam 30 yıldır evet 30 yıldır Türkiye'de gazetecilik yapıyorum. Ankara'da 20 yılını geçirdim bunun. 20 yılda hemen her dönemde milletvekillerinin lidere değil halka bağlı olduğu bir sistem üzerine tartışmaya da tanıklık ettim. Ama doğru. Hiçbirinde liderler bu konfordan, bu lüksten vazgeçmediler. Şimdi bir de hayatın gerçeği var. Niye o liderler, partilerin liderleri böyle bir imkan varken ellerinde bunu değiştirsinler ki? Zaten anayasa değişmiş. Şu anda böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyar mı sizce? Niye yapsın? O zaman işte halk değişim istiyor ve bir süre sonra liderler de değişmek zorunda kalıyor. Bu kararını onlar verecekler. Ne kadar uzun onlar verecekler. Peki. Onlar verecekler. Bir son soru. Son söz her zaman milletin oluyor gördüğünüz. Milletin. Peki. Bir son soru. Muhalefet partili cumhurbaşkanlığı en azından değişsin noktasında. Burada da bir aksama gördünüz mü siz bu bir yılda? Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın birleştiriciliği, devletin birliğini temsili, zor durumlarda her bütün kesimlere hitap etme özelliğini kaybettiriyor mu partili cumhurbaşkanlığı? Çünkü bir siyasi mücadelenin de içinde oluyor aynı zamanda. Tabii. Şimdi yani tabii biz biraz cumhurbaşkanlığı özgün sıfatlandırmasından vazgeçmeyelim diye böyle isim kondu. Aslında bunun adı başkanlık sistemi. Türkiye'ye özgü nitelikleri var hiç kuşkusuz. Dolayısıyla biz hep parlamenter sistemin cumhurbaşkanına konumlandırdığımız ve oradaki beklentimizi karşılayacak bir cumhurbaşkanı vurgusu yapıyoruz. Hatta ona uygun yemin ettiriyoruz. Yemin ettiriyoruz. Burada da tabii çelişki var. Esas itibariyle bu geçmişin başbakanı. Yani bu icracı, yani hükümet kur, partinin aynı zamanda genel başkanı olan başbakan gibi... Halka da hesap ver ama herkese başbakan olduktan sonra herkesin başbakanı ol derdik. Şimdi ona da aynısını söylüyoruz. Bu tarafsızlıktan ben açıkçası neyin kastedildiğini bir türlü anlayamıyorum. Amerika'da başkanlar tarafsız falan değildir ama Amerika'nın başkanıdır. Halka yine hesap verirler ayrımcılık yaparsalar. Bir süre sonra millet onun sandıkta faturasını keser. Sen adil davranmadın, sen herkesin cumhurbaşkanı ya da başkanı olmadın. Bu hükümetin nimetlerini ürettiğin hizmetleri kısmi yaptın. Sadece sana oy verenlerden yararlanmasına yolunu tercih ettin diyecek. Yani dolayısıyla biz ve iki dönemle sınırlı bir 5 yıl sonra karşımıza geldiklerinde sandıkta bunun muhasebesi yapılacak, faturası kesilecek. Başarılıysa bir 5 yıl daha yapacak. O açıdan peki. Yani ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çok böyle buraya asıl meselesi bu sistemin benim bu aslında öne çıkardığım hususlar diye düşünüyorum. Kendi zaviyemden öyle görünüyor. Peki işler hızlandı mı hocam? Yani öyle deniyordu ya para angalar gidecek Türkiye'de insanların üzerinden ki ben onun öncesinde de çok güçlü bir AK Parti hükümeti vardı. Öyle bir prangayı çok görenlerden değildim doğrusu ama prangalardan kurtuldu mu Türkiye? Yani şöyle bir yılın hani muhasebesi dediniz ya, bazı kararnamelerin çok işe yaradığını da unutmamak gerekir. Mesela ihracatın önünde bir takım bürokratik engeller vardı. Çok hızlı bir kararnameyle halledildi. Ben bunu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin olağan genel kurulunda bu duyurulduğunda o ihracat mücadelesi içinde olan iş çevrelerinin nasıl büyük olumlu bir tepki verdiğini hatırlıyorum. Şu kambiyo vergisini mi söylüyorsunuz evet, hocam düşürülen? Evet, evet, evet. Ama evet, o kambiyo evet. vergisi de aynı şekilde bir cumhurbaşkanlığı kararıyla gelmişti. Orada da bir istişare eksikliği yok mu ortada? Ama yani bu şeyin talep ettiği, ihracat dünyasının talep ettiği bir şeydi. Mesela bu eski doğru. sistemde bunların ortaya çıkması çok kolay olmuyordu. Yani ben şöyle bakıyorum bu olaya da. Bürokrasinin elini taşının altına koyması, onun da bir siyasi sorumluluk üstlenmesi olarak görüyorum bu sistemde. Tıpkı Amerika'daki gibi. Bütün üst düzey bürokratlar hükümetle bir araya geliyor, birlikte geliyorlar. Birlikte o bir zinciri oluşturuyorlar, birlikte hizmet ediyorlar. Başarıysa hanelerine yazılıyor, başarısızsa bir daha hükümet olma imkanını kaybetmiş oluyorlar. İyi şey yaptıysalar onlar mutlaka o kurumların tarihine işleniyor. Bir sistem böyle işliyor. Büyük bir orkestra gibi düşünün. Başlarında bir
şefleri var. Ahenk içinde o farklı sesleri bir araya getiriyor. Oradan bir anlamlı birliktelik ortaya koyuyor. Ve bu hikmet pratiği böyle işliyor. Bu başarının aslında tarifi. Bunu yapamayanlar içinde bir dahaki dönemde hükümet kurma şansı ortadan kalkıyor. Yani bunu bu işleyişin düzeni böyle kurmak gerekir. Bakanlar konusunda da ben yine siyaset dünyasından bakanlığın olmasını doğru bulmuyorum mesela. Siz açarken söylediniz. O da evet, eleştiriyor evet. dedi. Oraya çok niye? Çok fazla vurgu yapılıyor. Evet. Evet, mesela yani geçmişi düşünün. Bir başbakan hükümet kurarken tek başına iktidar bile olsa bakanların dağılımını şuna göre yapmaya çalışıyordu. Karadeniz'den belki çok yetenekli, liyakatlı birinin hakikaten çevre bakanı olması gerekir. Öbüründe Milli Eğitim Bakanı olması gerekir. Hatta bir üçüncüsünde ekleyin, üçüncüsünde Ulaştırma Bakanı olması gerekir. Ömrünü o işe vermiş. Öyle ya, tesadüf bu ya. Üç tane vekiliniz var. Yapamazsınız. Niye? Üçü de Trabzonludur. Üçü de tabii, bölgesel olarak mümkün değildi. Doğru. Ortada dağıtmak zorunda kalıyordunuz. Her bir bakanlık bir hükümet pratiğine dönüşüyordu. Yani onu yerinden bile oynatsanız siyasetin ya da o parti içindeki dengeler, siyasetin dengeleri allak bullak oluyordu. Şimdi dolayısıyla öyle bir zorunluluğu yok. Şimdi bakanlar icracıdır. İş yapacaklar. Alanının en iyileri olacak. Bir zorunluluk olmayacak. 84 elin bütün Türkiye'nin liyakatlı kimler varsa bakan adayıdır. Olmalıdır. Geniş bir insan kitlesi ve birikimi ne bir imkan tanınması anlamına gelir bu. O açıdan bunu da böyle yorumluyorum. Tabii isabetli bakanları seçmek koşuluyla. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Eksik olmayın. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ile konuştuk efendim. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, bu yeni sistemi destekleyen akademisyenler arasındaydı kendisi. Televizyon tartışmalarından da hatırlayacaksınız. Ve bu desteği verirken iki şartın da ortada olduğunu söyledi. Seçim sistemi ve siyasi partiler yasası, bu ikisinde değişiklik yapılmadan bu sistemin tam manasıyla uygulanması mümkün değildi. Oralarda uyum kısmında gecikildi dedi. Nedir onlar? Milletvekillerinin geleceklerinin partinin liderinin iki dudağının arasında olmaması. Eğer böyle bir reform yapılabilirse Türkiye'de, dediğim gibi ben yıllardır hep bunu duyarım ama hiçbir şekilde buna yanaşan bir lider görmedim. Eğer bunlar yapılırsa en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde durum farklı bir noktaya doğru ilerleyebilir. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisinin ittifakıyla birlikte talep ettiği bütün yasalar çıkıyor. Buna liderler karar veriyor. Geçmişte siyasi parti lideri, başbakan neyse, durum aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Üstelik yönetimde de daha etkin ve yetkin, yetkileri arttırılmış bir isim söz konusu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar etkin olunca yargıda da etkinliği artıyor. Çünkü yüksek yargı organlarının temsilcileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçilenlerde iktidar partisinin sözü geçiyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı atıyor, bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden Cumhurbaşkanı atıyor. Her yerde böyle bir çoğunlukla birlikte kuvvetler ayrılığı konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu nasıl halledilecek? Bu tip yan düzenlemelerin veya uyum düzenlemelerinin hızla yapılmasıyla mı, yoksa sistemde yeni değişiklik yapacağız diyenler halk tarafından tercih mi edilecek? Önümüzdeki dönemde bunları görme imkanına sahip olacağız. Cumhurbaşkanının yetkilerini konuşmuştuk. Şimdi biraz Cumhurbaşkanının sözlerini konuşacağız. Japonya'da bir kadın üniversitesinden Fahri Doktora unvanı almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uygulamadan da çok memnun olduğunu, gördüğü uygulamadan çok etkilendiğini de gizlememişti. Türkiye'ye geldi, bir programa katıldığında aldığı doktoradan bahsetti, kadın üniversitelerinden bahsetti ve Japonya'daki bütün üniversitelerin %10'unun kadın üniversitesi olduğunu aktardı. Türkiye'de de uygulama için YÖK Başkanı'na canlı yayında konuşmayı yaparken talimat verdi. Peki Japonya ile Türkiye'de kadınlara bakış, kadının toplumdaki yeri aynı mı? Acaba örnek almak gerekiyor mu Japonya'yı? Japonya'da kadının durumunu konuşacağız. Küçük bir ara verdikten sonra Japon sanatçı Ayumi Takano ile. Reklam. Alternatif Bank'ta ilk 90 gün hoş geldin faizi mi var?
vadem bozulmadan istediğim zaman paramı çekebiliyor muyum? Wow, wow, wow. Vadesi olmayan vadeli. Alternatif Bank'tan Türk liranıza cazip faiz oranlarıyla bol dedirten wow hesap. Wow, wow, wow. Araç kiralamanın en kolayı 0850 360 5 360. Yolcu 360. Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış. Vadesi olmayan vadeli. Vadesi olmayan vadeli. Alternatif Bank'tan Türk liranıza cazip faiz oranlarıyla bol dedirten bol hesap. Reklam. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi nedeniyle Japonya'ya gitti. Orada Trump'la görüşmesini, konuşmasını tartıştık. Sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmeler yaptık. Uzun uzadıya konuştuk. Cumhurbaşkanı Japonya'da bir kadın üniversitesinden de fahri doktora unvanı aldı. Döndü, Türkiye'ye geldi ve o uygulamadan çok hoşlandığını söyledi. Türkiye'nin de bunu denemesi gerektiğini aktardı. Aynen şöyle bir cümlesi var. Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk orta lise ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiği şu anda. YÖK Başkanı'nı hatırlatıyorum. Çalışmanı da buna göre yap. Türkiye'de benzer bir adımı atmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bir kadın üniversitesi kurulması için YÖK Başkanı'na talimat verdi. Çok tartışma yapıldı. Biz o tartışmaları farklı bir zeminde sizlerle değerlendireceğiz ama şimdi sadece uygulamaya ilişkin bize bilgi vermesi açısından Ayumi Takano ile konuşacağız, Japon sanatçı. Türkiye'yi de yakından tanıyor. Japon zaten kendisi. Hem oradaki uygulamayı hem buradaki duruma ve toplumların kadına bakışına ilişkin bize bilgi vermesini rica edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Takano. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi programlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Cumhurbaşkanımızın Japonya ziyareti vesilesiyle biz de bu uygulamadan haberdar olduk. Doğrusu ben bilmiyordum. Siz nasıl bir üniversite mezunusunuz Japonya'da? Bu uygulamayla ilgili bilgi alacağız ama. Ben Nihon Üniversitesi Konservatuvarı'ndan, sanat fakültesinden. Yani bir kadın üniversitesi değil anladığım kadarıyla. Ama kız değil. Lisesinden mezunuyum. Kız lisesi mezunusunuz. Çok yaygın mı bu Japonya'da kız lisesi, erkek lisesi, böyle bir ayrım? Yani seçeneklerden bir tanesi. Seçeneklerden bir tanesi. Peki buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir bilgi verebilir misiniz bize? Mesela kadın üniversitesi niye var? Niye karışık okumuyor da çocuklar, kadınlar bir yerde okuyor veya karışık üniversiteler farklı? Ya bu biraz çok eski bir yani tarihiyle alakalı bir şey. Biz hani Asya ülkelerinden bir tanesiyiz, Japonya. Ve orada biraz hani eski zamanlarda, özellikle 2. Dünya Savaşı öncesine kadar kadınların yeri tabii ki hani çok hani iyi değildi. Tek eğitim oranı yoktu. Ve hani toplum olarak da biraz hani aman kızlar okuyup da ne olacak, hani erkek egemen bir hani toplum yapı içinde yaşıyorduk. Fakat tabii ki hani kızların da, yani kadınları da eğitim görmesi gerektiğini hani düşünenleri vardı. Hani hep önce oran insanları vardı, ya da bazı ailelerin kızları biraz ileri görüşlü ailenin kızları, mesela ben de erkek gibi okumak istiyorum diyenleri vardı. Onları mesela hani var olan okullar zaten erkek kadın diye ayrım yapmıyordu da hani sosyal yapıdan dolayı, hani bizim Japonya'nın durumundan dolayı doğal olarak sadece erkekler okuyordu. Oraya hani girmeye çalışan kızları falan oldu. O tür hikayeleri falan da okuduk biz. Ama tabii bunlar zor oluyor ve daha hani iyi eğitim, hani kadınlar da daha rahat hani eğitimi görebilmek için kız okulları, o zaman kızlara da okul açarım oldu. Hani öyle de oluşmuş. Yani şu muydu? Kadınlar toplum içerisinde biraz bakış farklı, Türkiye'den çok farklı değil. Türkiye'de de yani kız okuyup da ne yapacak? 3 gün sonra evlenecek, evinin hanımı olsun, çocuğunun annesi olsun, galiba. Eve baksın. Yani eski zamanlardan bahsediyorum. Tabii ki şu anda biraz daha kırıldı. Hala var ama maalesef tabii Japonya'da. İşte Türkiye'de de hala var. Eskiden daha çok yoğundu. Bu bakış nedeniyle
kız okulları bir avantaj haline mi geldi? Erkeklerin arasına girip okuyamazlar, zaten nasıl okuyacaklar gibi düşünen anne babaları ikna edebilmek, bak kızlarla beraber okuyor diyebilmek için mi böyle bir yapı kuruldu? Bu da değil. Yani sistem olarak yoktu. Yani sistem olarak çok eskiden erkekler okula gidiyordu yani. Ha, sadece. Yani çok eskiden bahsediyorum. Hani ama hani okumak isteyen kız da var. Hani ebeveynler de aman sadece kızlar olsun diye yollamıyor ki. Hani kızlar okusun, ha okuru varmış, kız okuruymuş diye yolluyor. Peki yani öyle şu an bir durumu vardı eskiden. Aynı zamanda bir başka bir şey de var. Bir dönemler hani İkinci Dünya Savaşı'dan önce de vardı aslında, hatta daha eskiden de vardı. Her ülkede olduğu gibi yurt dışından gelen misyonerler de hani mesela okuru açmışlar, lisesini açmışlar, hani öyleler de var. Ama mesela benim okuduğum kız lisesi devlet okulu, yani hiç hani dini şeylerle de alakası yok. Seçeneklerden biri yani. Şu anda nasıl peki Japonya'da? Yani kız lisesi, aileler nasıl bakıyorlar? Kız lisesine göndereyim önemli bir tercih mi? Tercih edilen bir unsur mu? Yoksa karışık okullar daha mı çok tercih ediliyor? Ya onu düşünmüyoruz bile yani. Mesela nasıl mutlaka o şekilde yollayanlar vardır. Hani kızlar olsun diye yollayan ebeveynler de vardır mutlaka. Hani bilemiyorum çünkü ben öyle bir ailede büyümedim. Ama benim mesela bu şahsi bir durum. Hani genelleme yapmayalım. Hani Japonya'da öğrenci yorumlamayalım. Ama benim hani Japonya merkezinde, Tokyo'da ve o civarında büyüyen bir kızıyım. Ve bir kızım ve liseyi seçerken en iyi puandaki kızlar nereye gider? O kız lisesine giderdi. O yüzden gittim. Yani onun yakın bir yerde kalma okulu da vardı. Ama o zaman benden daha puan düşük çocuklar gidiyordu. Ben onu istemedim yani. Onun için tercih edildi. Daha başarılı olduğu evet, için o yani okul. Mesela evet. Aman taze kız olsun ya da aman kalma olsun falan. Hani öyle bir şey yoktu mesela benim ailemde ya da benim çevremde. Ya da ben şahsen. Öyle bir şey yoktu. Hani puan neyse. En yolda gitmek istiyordum ve ailemin ekonomik durumundan dolayı da devlete gitmem gerekiyordu. O bölgede en iyi devlet okulu Kuzur Lisesi'ydi, oraya gittim. O kadar yani, çok basit. Peki, bir şey. Anladım. Genelinde de böyle mi bakılıyor olaya, yoksa orada ebeveynlerin tercihlerinin çok daha düşük olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Sınavlara girip yani başarılıysa okul, kız okulu, erkek okulu, karışık bilmem ne bakmadan gönderiyor aileler diyorsunuz. Tabii, en azından büyük şehirlerde. Yani o efendim? Çocuk nereye gitmek istiyorsa oraya gider. Peki bu bir gelenek olarak da devam ediyor anladığımız Japonya'da. Nasıl? Bir gelenek olarak da devam ediyor Japonya'da. Yani kimse niye kız okulu var, bu niye kar mı olmuyor diye sormuyor anladığımız kadarıyla. Sormuyor ve ama hani sayıların azaldığını biliyorum. Kız okul, erkek okul kalmaya geçtiğini de duydum. Çocuk sayısı da çok azalıyor Japonya'da zaten. Zaten okulun kendisi sayısı azalıyor. O da var. Tabii hani mesela bazılar söylediler hani kızlar ne bileyim evlilik için hazırlanıyor, iyi kadın olmak için. Öyle okul da var. Yani seçenek var yani bizde. Hani bu tercih meselesi. Mesela şöyle bir okulda yok değil. Mesela A Kız Üniversitesi'nde mezunsa normalde A iyi ailenin kızıymış diye hani yorumluyor. Öyle bir üniversite de var. Ya da B Kız okulu var. Hani oradan mezunsa wow çok iyi bir eğitim almış da diyebilirler. Yani seçenekleri var. Hani böyle tek renk değil ki. Doğru. Pekala. Kadına bakışı ya da kadının toplum içindeki yerini göstermesi açısından bir işaret olarak kabul etmeyelim diyorsunuz bunu. Yani ne açıdan? Kadının yeri derken. Ya şöyle. Kadının toplum içinde. Son zamanlarında bu kadın üniversitesi mevzusu çıktıktan sonra bana da çok soruyorlar. Çok da şey yapıyorlar. Ama sonuçta hani yapı itibariyle tarihinden, inançtan tutun. Ya her şey o kadar farklı bir ülke ki Japonya ile Türkiye. Bunun hani bir şeyini alıp üniversite mesela. Hani bunu
karşılaştırmak biraz şey geliyor. Hani çok da anlamlı gelmiyor bana. Çünkü orası öyle bir tarihten, öyle bir yapıdan, öyle bir sistemden gelmiş ve öyle bir durumu var. Burada farklı bir tarih vardır, farklı bir sistem vardır, farklı bir insanların düşünceleri vardır. O yüzden hani ne bileyim. Doğru karşılaştırma gibi gelmiyor anladığım kadarıyla, evet. Anlatmakta da güç, evet, çekiyorsunuz. Peki. Peki. Çok teşekkür, evet, ediyoruz Ayumi Takano. Katıldığınız için, bize bilgi verdiğiniz için Japonya'dan eksik olmayın. Ayumi Takano'yu televizyonlardan da hatırlayacaksınız. Japon sanatçı, Türkiye'de birçok dizide rol almış bir isim. Japonya'daki uygulamayı anlattı. Yani o kadar farklı iki toplum ki, onlarla ilgili oradan örnek alıp da burada değerlendirmeyi yapmak bana pek doğru gelmiyor. Yani bu karşılaştırma çok doğru gelmiyor dedi kendisi. Kadın Üniversitesi, yani işte geçmişte de Türkiye'de kız liseleri vardı. Hala sanıyorum meslek kız liseleri olması lazım. Bunun üniversite ayağında Kadın Üniversitesi yoktu. Bu fikir ortaya atıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı bu fikri ortaya attıktan sonra buna karşı çıkan da çok insan oldu. Niye ihtiyaç duyuyoruz yani böyle bir şeye Türkiye'de? İşte Japon sanatçı söyledi. Kızlar üniversiteye gidemiyorlardı. Erkekler sadece gidiyorlardı. Gidebilsinler diye böyle bir yöntem. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce uygulandı dedi. Türkiye'de böyle bir durum yok. Kızlar üniversiteye gidebiliyorlar. Zaten üniversitelerin tamamı karma. Bir gerekçeyle bir kadın üniversitesi kurulmuş. Türkiye'de hangi gerekçeyle kurulacak? Şimdi kadın üniversitesi olduğunda ne olacak? Bilimde Türkiye daha mı ileri gidecek? Mesela dünyadaki ilk 500 üniversite arasına mı girecek o kadın üniversitesi kurulduğunda? Sadece kadınlar o üniversiteye gittiğinde. Nasıl bir sonuç hedefleniyor bu yapılırken? Sadece... Ne bileyim bu bir farklı olması mı amaçlanıyor? Hani kadınlar erkekler ayrı yerlerde eğitim görsünler, haremlik selamlık gibi o eleştiriler işte bunlar yüzünden çıkıyor. Çünkü temellendirilmediği için orada bir geleneğin sonucu, bizde hangi geleneğin sonucu olacak? Ya da bir gelenek mi oluşturulmaya çalışılıyor? Birçok soru işareti var. Üstelik Japonya'da örnek alınacak başka şeyler yok mu? Sosyal medyaya baktığınızda bununla ilgili binlerce soruyu görebiliyorsunuz. Bir tartışmadır. Aldı başını gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan belki karma bir üniversitede Fahri Doktora unvanı alsaydı biz şu anda bunları tartışmıyor olabilirdik diyelim. Noktayı koyalım. Devamlı soframızdaki işte domatesli, salatalıklı, biberli, kışın çok konuştuğumuz onların fiyatlarıydı. Şimdi çok gündemimizde yok. Fiyatları ucuz ama tarlada satıldığı kadar da ucuz değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partili, aynı zamanda kendisi de çiftçi olan bir milletvekili Aydın Özer isyan etti. Yani bu çiftçilerin durumu ne olacak? Gerçekten berbat durumdalar dedi. Fiyatlar o kadar düştü ki onun bir isyanına kulak vereceğiz ve üreticilerin durumunu konuşacağız. Türkiye'yi merkeze aldığınızda ortada olmuyor mu orası? Olmuyor tabii. Nereden aklınıza geldi doların turşusunu yapmak? Yavuz Ohan. Sormuş bulundum hadise, siz kaç yaşındasınız diye. Bir 15 dedi önce şöyle bir, sonra biraz çekeledi 16 dedi. Döndüm damada, ben prensiplerim gereği çocukların fotoğrafı çekmiyorum dedim. Orada bir arbede yaşandı. Burnu gitti adamın diyorsunuz. Diyorlar. Diyorlar. Kendi aramızda şakalaşırken böyle bir şey aklımıza geldi. Biz de kuralım nasıl olur dedik. Nasıl kurdunuz? Suyu gerçekten turşu gibi mi yaptınız? Tabii. Turşuya kattığımız her şeyi onun içine de kattık. Yani turşu kurduğunuzda saklamak için ileride değerlenir veya ihtiyaç olduğunda kullanılır diye yapılmaz mı turşu? İşte dolar kıymetlenmesin istedik. Öyle kalsın istedik. Tam tersi bir bakış değil mi bu? Evet, biraz ters oldu. Gücümüzü kaybetmesin. Şimdi o güce sahip olsaydık, sağ solu kuzeyi tarif eden birinci ağız biz olsaydık, şu anda Orta Doğu diye bir kelimesi olmayacak. Nasıl tarif ederdik orayı? İşte yani o bize göre tarif ederdik. Orası Doğu derdik, burası Batı derdik. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde LSFM'de. Evet, şimdi herkesin herhalde en azından sebze meyve fiyatlarına baktığında morali çok bozulmuyordur. Morali yerindedir çünkü fiyatlar aşağı indi. Kışın 10-12 lira 15 liraya yediğiniz sebze meyveyi bugün 2 lira 3 liraya yiyebiliyorsunuz. Ama şimdi bir de üreteni düşünmek lazım. Çünkü kışın 10-15 lirayı yediğinizde az üretiliyor, az satılıyordu. Çok az sayıda üretici bundan faydalanabildi. Şimdi ürün bol. Üretici üretti,
Fiyatlar da aşağıya indi. İşte domateste, patlıcanda, biberde 30 kuruşlar, 40 kuruşlar, karpuzda aynı şekilde fiyatlar ortada. Bunun giderleri karşılama imkanı yok. Şu anda ürünü var üreticinin ama satamıyor. Ya da çok ucuza satıyor ya da işte eğer bu devam ederse süreç tarlasında kalacak. Bu ne demek? Önümüzdeki yıllarda üretim olmaması demek. Çünkü zarar ederse önümüzdeki yıllarda üretim yapmayacak. Gidecek şehre, gidecek bir büyük şehre, orada iş arayacak. Maaşıyla 3 kuruş kazanıp yaşamaya çalışacak. İşini kaybettiğinde de işsizler ordusuna yenileri eklenecek. Son dönemde üretim yapan çiftçi sayısındaki azalışın nedenini de belki burada aramak lazım. CHP milletvekili, Antalya milletvekili Aydın Özer bu duruma dikkat çekti. Bugün yaptığı açıklamalarda fiyatlar çok aşağı düştü, üreticilerin durumu çok kötü dedi. Ne kadar kötü? Bunu soralım kendisine. Kendisi de üretici olduğu için çok yakın bu dünyaya. Bize bir anlatsın istedi. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk Sayın Doğan. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben aslında bu hafta içerisinde bununla ilgili bir program yaptım. Kendim de Fethiye'deyim. Burada işte üreticilerle konuştum. Onların isyanlarını dile getirmeye çalıştım. Uzmanlarla da konuştum. Ama bugün sizin açıklamalarınıza baktığımda daha geniş yelpazede ürünlerin fiyatlarının çok aşağıda olduğunu görüyorum. İşte karpuzda 40 kuruş, domatesde 30 kuruş diyorsunuz. Biber de aynı şekilde, patlıcanda durum farklı değil. Bu üreticiler bu 30-40 kuruşa ürünlerini sattıklarında nasıl bir yıl bekliyor onları? Efendim şimdi kış sezonu normal bir seyirde devam etti. Tabii ikinci mahsul ekimlerimiz var bizim. Mesela domatesin ilkbahar domatesi ekiyoruz. Bu tabii Haziran sonuna kadar devam ediyor. Arkasında bunun yayla seracılığı dediğimiz yükseklerdeki yayla seracılığı başlıyor. Şimdi bu ikinci mahsullere, domateslerde ve biberlerde geçen sene Irak'a aşırı derecede yeşil domates satıyorduk biz. Katar'a satıyorduk. Yanında Suudi Arabistan'a satıyorduk. Şimdi bu kapılar kapandı. Kapanınca tabii üretim fazlası var. Üretim fazlası olunca 40 kuruşa 50 kuruşa domates zor kalkıyor hallerde. Bir kilo domatesin çiftçiye maliyeti 2 lira. Yani bütün fide maliyetleri, gübreleme maliyetleri, bütün maliyetleri hesapladığı zaman 2 lira. Çiftçi 2 liraya domates satarsa ancak şeyi kurtarıyor, zararını kurtarıyor. Bundan para kazanmıyor. 2 liranın üzerinde bir fiyatı satması lazım. Yani 2,5 lira gibi, 3 lira gibi bir rakama satması lazım çiftçinin para kazanması için. Ama Türkiye'de şu anda mal patlamış durumda. Bugün dün yaptığım mecliste konuşmadan sonra Tokat'tan arıyorlar, Amasya'dan arıyorlar, Akdeniz Havzası'ndan arıyorlar, Biricik Bozüyük'ten arıyorlar, Elmalı Antalya Elmalı'dan, Burdur Söğüt'ten arıyorlar. Şu anda domatesin tahta fiyatı 1 lira 20 kuruş ama 1 lira 20 kuruşla domates satışı diye bir şey yok. Yani şu anda çiftçi tamamen sezonu riske atmış durumda. Özellikle yayla seracılığında bu ihracat bölgelerine, bu ülkelere kapılar açılmazsa durum çok kötü gözüküyor. Bu ne olacak? Seneye o çiftçinin ya ben bu sene zarar ettim, o zaman yapmayayım ben bu işi demesine neden olup fiyatların birden yükselmesi manasında taşıyabilir. Çünkü tabii, o zaman da ürün az olacak. Tabii. Yani benim mantık şudur. Sürekli yumurta yemek istiyorsanız tavuk kesmeyeceksiniz. Üreticiyi korumak lazım diyorsunuz burada. Tabii yani. Üreticiyi koruyacaksınız. Nasıl koruyacaksınız bu şartlar altında? Şimdi adamın domatesi şimdi, var, öbürünün patlıcanı var, birinin biberi var. Onlar yurt dışına da satılamıyorsa nasıl koruyacaksınız? Şimdi ikili ilişkiler çok önemli. Dış ilişkiler çok önemli. Ticaret Bakanlığı'nın ilişkileri çok önemli. Bugün biz Irak kapısı açılmış olsa ihracatçıya, şu anda domates hiç olmazsa 1 lira, 1,5 lira, 2 lira seviyesine çıkar. Çiftçi en azından zarardan kurtulur. Onu yapma şansımız yok. Ancak şöyle yapabilirsiniz. İşte bir devlet mesela teşvikleri arttırabilir. Gübre fiyatlarını yarı yarıya sübvanse edebilir. Bazı fide fiyatlarını sübvanse edebilir. Yani bir yerde Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ortaklaşa çiftçi girdileri konusunda bir indirime doğru gitmesi lazım. Yani kontrollü bir indirim. Gübrenin şu anı 200 liradan 350 liraya çıkmış, 120 liradan bir yıl içerisinde. Şimdi bunu diyecek ki yarı yarıya sübvanse etmesi lazım fatura üzerinden, satış üzerinden. Yani girdileri düşünebilirsek çiftçinin bu sefer 40 liraya sattığı mesela 1 lira 60 kuruş zararı varsa hiç olmazsa bunu 60 kuruşunu devlet karşılaması lazım. Böyle bir sisteme götürmek lazım.
En azından buralarda ihracat imkanı ortadan kalktıysa, buna göre üretim yapıldıysa, çiftçi olmadık bir şeyle karşılaştıysa, bu karşılaştığı şeyin bir felaketten farkı yok anladığım kadarıyla bu şartlar altında. Ona göre de bir önlem alması gerekiyor devletin. Başka şeyler de var şimdi. Her yere sera yapımı için. Her yere... Eyvah. Sesiniz gitti. Şimdi geldi Aydın Bey. Her yere sera yapımı için destek veriliyor diyorsunuz. Onlara kredi veriliyor. Bir zamanla hatırlıyorum ben. Çok büyük teşviklerle turistik oteller yapıldı Antalya bölgesinde. Evet. Oteller yatak satamadığı halde geri otellere teşvik verilmeye başlandı. Buna benzer bu iş. Şimdi insanlara teşvik veriyorsunuz ama bu teşvik verseniz bile bu sene yapım borcunu Ziraat Bankası'na ödemek zorunda. Ne kadar sübvanse verirseniz verin. Yani havza planlaması yapılması lazım. Her bölgeye sera ruhsatı verilmemesi lazım. Türkiye'nin her yerine sera yaptırılıyor. Yanlış bir mantıktır. Önemli olan çok sera yapmak değil, bilim alanındaki üretimi arttırmaktır. Bilim alanında verim arttırmaktır. Bunun da bir sürü yolu var. Bunu yani ziraat mühendisi arkadaşlarımız da bilir. Planlayıcı arkadaşlarımız da biz zaten biliyoruz iş içine geldiğimiz için. Yani aslında sizin de diğer uzmanlarla konuştuğumuzda onların da söylediği en önemli nokta, altı çizilen ortak nokta planlama. Devlet planlamayı doğru yapmalı. Doğru yerde doğru ürünün üretilmesini desteklemeli. Ama üretimi her alanda her şekilde desteklemeli. Ve tabii onun uluslararası boyutu var, ticaret boyutu var, çiftçi, işçi, ne bileyim işte tüketici. Tabii. Bunlara ilişkin planlamayı da bir bütün olarak hesap edip ona göre de hareket etmeli diyorsunuz. Şimdi çok teşekkür Türkiye'de, ediyoruz. Türkiye'de evet. 15-20 yıldır artık planlamayı biliyorum. Bundan hep şikayet ediyoruz. Telefonunuzda da bir arıza var. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için eksik olmayın. Aydın Özerlek Kur. Sağ olun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili. Antalya biliyorsunuz seracılıkla da ünlü. Orada birçok seracı var. Onların durumunun sıkıntılı olduğunu söylüyor. Geçen seneye göre bugün bu sene fark Irak kapısının açılmaması. O açılmayınca domatesler iç piyasada tüketilmek zorunda kalıyor. Çok fazla arz var. Talep de sabit kalınca üreticiler zor durumda. Devleti mutlaka buna destek vermesi lazım diyor. Ama böyle bir desteğden ziyade zaten bunların planlanıp öngörülüp ona göre devletin vaziyet alması lazım. Yani Tarım Bakanı'nın yapması gereken iş buydu. Bunu biz aylardır söylüyoruz. Tarım Bakanı Pakdemirli'nin kulağına gidiyor mu bilmiyoruz ama Tarım Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir açıklamayı, bununla ilgili bir planlamayı, bununla ilgili bir eylem planını da maalesef şu ana kadar görebilmiş değiliz. Tarımda bir reform yapılacaktı, haller yasasında değişiklik yapılacaktı, aracılarla ilgili sorunlar ortadan kalkacaktı, meyve sebze fiyatlarında indirim, üreticiyi de koruyan bir organizasyon, bütün bunlar kulislerde konuşuldu, Tarım Bakanlığı'ndan kulislere verildi ama resmi açıklamalara hiçbir şey yansımadı. Bunu da söylememiz lazım. Yeni bir kabine değişikliğinde gidecekler arasında ilk sayılan da zaten Tarım Bakanı. İşte bu nedenle Tarım Bakanı gidecekler arasında ilk sıraya yazılan isim haline geliyor. Çünkü onun da üretimiyle ilgili sorunlar olduğunu aktaralım. Dünden beri Türkiye'nin konuştuğu bir mesele var. Gerçekten Türkiye enteresan bir ülke. Biliyorsunuz seçimlerden önce Osman Öcalan TRT Kürdi'ye çıktı. Kırmızı bültenle aranan bir terörist TRT Kürdi'ye nasıl çıktı diye muhalefet ayağa kalktı. Haklı olarak TRT bir kamu kuruluşu. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum diye yanıt verdi. İşte Birleşmiş Milletler'de PYD'nin temsilcisiyle yapılan bir anlaşma var. O anlaşmaya bir PKK'lı imza attı diye Türkiye ayağa kalktı. Ve bununla ilgili Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler'le konuştu. Aldığı yanıt şu: kırmızı bültenle arandığını bilmiyorduk. Bizde kabul edilen gerekçe Birleşmiş Milletler'den gelince çok fazla kabul edilmedi. TRT Kürdi'ye Osman Öcalan'ın çıktığı yerde bir Amerikan gazetesi Cemil Bayık'la konuştu diye ortalık ayağa kalktı. Bu adam terörist, nasıl konuşursunuz diye. Sosyal medyadan herkes buna tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı başdanışmanına bu meseleyi hatırlattı falan. Acayip bir durum var yani Türkiye'de. Gerçekten bir açıklama yapmak bile zor. Hele o açıklamalar geçmişte yaptıklarınızda tezat oluşturuyorsa diyelim. Bu notu da size ilettikten sonra yavaş yavaş veda edelim. Dikkat çekici bir grupla veda ediyoruz. En azından ismi açısından baktığımızda Dolu Kadehi Ters Tut.
Ben bir Son Feci Bisiklet diye bir grup da biliyorum. Artık bu yeni jenerasyon gruplarının isimleri bu şekilde herhalde. Dolu Kadehi Ters Tut şarkısı da Karanlık. Bununla veda ediyoruz. Yarın akşam saat 17.30'da yine birlikte olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.